Evet, Beyaz Futbol YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra Abdülkerim Hocam'la birlikteyiz. Abdülkerim Hocam yine derbi öncesi totemini yapmış. Sarı lacivert tişörtünü giymiş, gelmiş. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Maça hazırsın herhalde hocam, derbi maça. Şimdi üstümdeki tişörtü çok seviyorum. Tesadüf renkleri sarı lacivert. Yani bunu özellikle giymedim. Yani sarı rengi severim. Bu tesadüf. Sen bunu totem diye niye değerlendiriyorsun? Ama çok ya? güzel yakışıyor hocam. Sarı lacivert denkler sana. Çubuklu daha güzel yakışıyordu hocam çubuklu. Çubuklu tişört olsa alacağım. Ama çubuklu formam var. Forma değil mi? Evde evet. giyiyorsun. Ben onu biliyorsun. O çubuklu formayı evde giyiyorum. Bir de kanala burada hem YouTube'da hem Beyaz Futbol programında televizyonda giyiyorum. Ama şeyde o Derbi galibiyetlerinde giyiyorum. Evet. İnşallah pazar günü çubukluyla çıkmayı nasip eder Allah. İnşallah. 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 Hocam. İnşallah. Bu arada geçmiş olsun. Elinde düzelmiş biraz. Hocamın eli de iyileşti. Düzeldi ilişti. şey. Merak, e evet. Merak edenler evet. Düzeldi düzeldi. düzeldi ama düzeldi. hani bant takıyorum ki işte e, orayı tutuyoruz, telefon tutuyoruz, yere eğiliyoruz. Daha tam kapanmadı evet. mikrop kapmasın evet. diye. Evet. Çok geçmiş olsun tekrar ee, hocam. Geçmiş olsun mesajları da çok yazmış Beyaz Futbol YouTube'a kardeşlerim. Sağ olun. Allah, Onlara... Allah büyüklerinden korusun. Amin amin. ne alt tarafı bir parmak evet. yani. Allah büyük kazalardan beladan amin, korusun inşallah. Evet hocam hemen milli takıma geçeceğim. Milli takıma geçmek istemiyorum aslında çünkü şundan dolayı geçmek istemiyorum. Peki. Konu çok uzadı. Bir, saat, e, bir hafta geçecek neredeyse üstünden ama bir konuyu mutlaka size sormak istiyorum. O konuda şu hocam. E, Hamit Altıntop. Hamit Altıntop biliyorsun. Ne oldu Hamit Altıntop masaya vurdu hocam yumruğunu bir açıklamalar yaptı bence çok ayıp etti şundan dolayı ayıp etti birincisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ayıp etti ikincisi e, yönetici arkadaşlarına ayıp etti en önemlisi de Türk halkına ayıp etti çünkü o e, üslup o e, hiç yakışmadı Hamit Altıntop'a evet üstünden 3-4 gün geçti ama şundan dolayı söylüyorum. Hani gelişme olacaktı, toplanacaktı, federasyon kararlar alacaktı, bu işler unutuldu gitti. Sadece hocam bununla ilgili senin düşünceni merak ediyorum ee, ve hemen o konuyu da geçeceğiz ama sen o konuyla ilgili birkaç cümle söylemeni rica ediyorum hocam. Şimdi devrim diyorsun ki milli takımı bırakalım. ...çok üstünden artık günler geçti. Ya bırakalım derken... ...derbiye odaklanalım. Evet. evet biz de zaten derbiye odaklanarak belli işte. Derbiye odaklandığımız Hı -hı. belli. Fakat bu arada da... ...diyorsun ki Hamit'in olayını hatırlatıyorsun bana. Şimdi Hamit ayıp etti diyorsun... ...şimdi sen de bana ayıp ediyorsun. Sağ olun hocam. Şey, hayır şöyle ayıp ediyoruz yani... ...tam böyle ben o maçın artık şeyini attım... ...stresini attım milli takım olayını... Hı -hı. ...tam derbiye konsantreyim... ...sen gene bu işi Hamit deyince... Ben burada başladım yine delirmeye. Yani beni delirtiyorsun kardeşim. Ben sana programa girmeden bu artık milli takımı kapatalım. Hele Hamit'ten hiç bahsetmeyelim demedim mi kardeşim? Demedim mi? Dedin hocam. He? Dedin hocam. E niye hala aynı konuyu açıyorsun? Hocam masa kırılacak yavaş. Cam masa bak üstümüz Ha pardon özür dilerim. <laughs> Alışkanlık oldu. Sen de hocam alışkan. Alışkanlık oldu. Alışkanlık oldu. Öncelikle ben bizi seyreden Beyaz Futbol YouTube seyircilerinden, canlarımız kardeşlerimizden size yaptığım bu bilinçte bu bilinçli yaptım yoksa size karşı tabii, tabii, saygısızlık yapmam bir an için Abdülkerim altın top olayım dedim. <laughs> altın top olayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani sen Habit, de, Hamit hocam Al sen de öyle bir havan var Abdülkerim altın top. Evet yani evet Hamit altın top ya. Ben de bir ara dedim Abdülkerim altın top olayım dedim. Yoksa size karşı saygım sonsuz. Sizin karşınızda ellerimi böyle masaya falan vurarak konuşamam. Ben Abdülkerim Durmaz'ım. Ben ne diyorsam odur. Benim yorumlarım en doğrudur. Bak tam bir to, altın top pozisyonundayım. Gördün mü? Evet hocam. Böyle anlattı. 84 milyon Türk vatandaşına devlet televizyonundan böyle. Şimdi devrim konuyu açtı diye bu kadar değindim. Şimdilik bu kadar. Daha ağırlarını zaten başka yerlerde söylemiştim. Uzatmayayım bu konuyu. Sen dua et, altın top. O gün orada üç tane tertemiz beyefendi kardeşimiz vardı karşında. Allah'tan dua et. TRT'nin o gün yorumcusu Ahmet Çakar'la ben olsaydım. Bak o elini masaya vurabiliyor muydun? Biz o elini senin alır... ...paltonun ceplerine sokardık. Yani kendi paltonun ceplerine ellerini sokardık... ...öyle konuşurdun Türk halkı karşısında. Böyle saygı duruşunda konuştururduk seni. E, oradaki çocuklar acemi yani. Genç çocuklar. Sen böyle vurunca onlar da böyle kaldılar. Anladın mı? Yapma oğlum yapma. Yapma. Yani Bayar Münihli, Real Madridli... ...Hamit top olarak seni biliyorduk. Artık sen benim gözümde... E, ...Bayar Münihli... Real Madrid'de Hamit Altun top değilsin. Artık sen benim gözümde fikir tepeli Hamit Altun topsun. Niye fikir tepeli Kabadayı çok olur. Kara gübrüklü Hamit Altun topsun. Kasım Paşalı Hamit Altun topsun. Tamam mı? Tam orada bizim mahallenin genç delikanları var böyle bu <laughs> çıkın konuşurken baba ben yemem bu işleri falan böyle konuşur bizim Karayimte gençler. Tamam mı? Ay vallahi baba falan. Aynı öylesin. Yani Real Madrid Bayern'in hikaye. Sen artık Kara gümrüklü Kasım Paşalı. Öyle bitirim yatağı Fikirtepe'li. Öyle bitirimler yeri var yani, semtler. Oralı bir Hamit Altun Topsun. Tamam mı? Eyvallah. Yapma yapma. Eyvallah. Bu da devrim konuyu açtığı için. Yoksa senden çok bahsetmek falan istemiyorum. Hocam ben de konuyu şundan dolayı açtım. <laughs> ee, üstünden 3-4 gün geçti. Hani bir gelişme olmadı. Olmayacak da zaten. Ne gelişmesi Böyle olacak hiç, ya? Herkes kulağının üstüne yatacak onun o, için. Neyse ya, hocam. Adam zaten demedi mi? Ben diyorum kardeşim dedi. Daha hani neyse sağda solda konuşuyorsunuz dedi. Uzatmayın dedi Uzatmayın fazla. dedi. Kunst'la devam ediyoruz dedi. Siz kimsiniz dedi. Herkese herkese. Evet. Anladın mı? Vay bitirim Hamit. <laughs> Senden de bitirim olursa Allah. Yazık yani. Eyvallah hocam. Peki. Geç, geç. Hocam hemen geçiyorum. Derbi'ye. Derbi. Tabii ki derbiye. geç. Geç de der... neşemiz yerine gelsin evet, ya. Hocam derbiyle ilgili. Ne uğraşacağız bu şapşik jenerasyonla ya. <laughs> derbiyle ilgili ilk önce şunu soralım hocam. Yapay zeka algoritması. Derbi. <laughs> Niye Ya hocam? benim böyle kelimelerle kafam karışıyor. Yapay zeka ne mesela? Algoritma ne mesela? Algoritma. Olasılık. Ya, Bak aferin. Kültürlü. Devrim zengin. Ya öyle öyle oldu. Kültür akıyor. <laughs> ben ben ben, ben samimi adamım biliyorsun değil mi? Ben öyle algoritma falan bilmem kardeşim. Ben anlamam diyorsun değil mi Anlamam hocam? algoritma ne? Türkçesi ne? Peki diyor? sorum şu algoritma. hocam. Algoritma. Evet. Haftanın en önemli maçı hangi maç? tartışmasız elba, 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 Beşiktaş Fenerbahçe maçı doğru mu? Evet, Türkiye'nin en iyi hakemi kim şu anda? Cüneyt Çakır gitti, Fırat Aydınus gitti. Kim? Bana göre, bana soruyorsan hiç kimse. Halil Umutmeler. Türkiye'nin en iyi hakemi yok. Türkiye'nin en az kötü hakemi dersen en az kötü e, hakem. En az kötü hakem. Evet hocam, Halil Umut. Türk içinde iyi hakem yok. Evet. En az kötü, evet Halil Umut fena değil hocam. Halil Umut ve Ali Palabıyık bana göre. Ali Palabıyık en kötünün iyisi diyelim. Türkiye'nin en iyi iki maçında evet Halil Umutmeler'i Adana Demirspor Galatasaray maçına at atandı. E, algoritma, yapay zeka öyle atadı. E, ve Volkan Bayarslan. Sence Volkan Bayarslan doğru bir isim mi hocam? Yani derbi için derbinin altından kalkabilecek bir isim mi sence? Valla ben hakem konusunda şimdi beni izleyenler biliyorlar değil mi düşüncelerimi? Evet. Benim için Volkan Bayarslan, Halil Umutmeler Ali Palabıyık Ali Şansalan, Yasin Kol, Ahmet Bacak. <laughs> anladın mı ya? Kol, Mete bacak, Kalkavan. Mete Kalkavan, bilmem ne Kalkavan olmayan. Neyse hepsi Aha. benim için aynı. Onun için benim için hani o mu oldu, bu mu oldu? Ben mesela hakemi hiç merak etmedim. Hiç merak etmedim. Ama önemli bir şey değil Abi, mi hocam maç için? Değil, değil değil. Bunların, işte onu anlatıyorum neden benim için önemli Hı. olmadığını. Bunların hepsi aynı Yolun yolcusu mu? Aynı şey. Ne aynı çiç şey. Aynı, çi aynı çiçek. <laughs> anladım hocam. Yani aynı yaprak bunlar. Tamam. Birisi daha koyu yeşil. Birisi daha açık yeşil. Anladın anladım, mı? Anladım, Sen anladım. bana bu iki ikisiyle birini seç diyorsun. İkisi de aynı çiçek bunları. Birisi koyu yeşil, birisi açık yeşil. Ama yani seç diyorsun hangisi olsaydı. Birisini seçmek zorundasın. Ay evet hiçbir şey olmasaydı keşke. Ben iyisini istiyorum. Niye seçmek işte derdim bu. Çünkü bunlar kötü hakemler. Yani hem kötü hakemler ya yani sırf derbiyle ilgili değil. Bunlar her yönettiği maçı kötü yönetiyor. Hı hı. Şimdi mesela hafta içi diyelim ki ben atıyorum kafadan. Giresun-Alanya maçı oynandı değil mi? O maçı da kötü yönetiyor o maçın hakemi kimse. Bunlar maç yönetirken kötüler. Standartları yok hocam. Kötüler hiçbir şeyleri yok. Standartları hiç... yok, becerileri yok, futbol görüşleri yok, duyguları yok. Futbol nasıl oynanır? Futbolcu ne hisseder? Futbolcunun amacı nedir? Bunlardan hiç haberi yok. Bu adamların Dolayısıyla bir de şey var üstlerinde korkaklık var. Türbinden hu sesi duydu mu dırf diye foul çalıyor. Hı hı. Her maç 60-70 tane foul çalıyor bunlar. Oyun duruyor. Bak Avrupa'da en çok duran ülke. En az bizim top o, oyuncular. Oyunda oyuncular. kalan süre top. Evet. evet. Ve bunların yüzünden. Stoper topu kaptırıyor. Santrafor'a bir yaslanıyor. Aman Santrafor alır gol olur diye. Fut diye hakem Faul veriyor. Aman bir tatsızlık ha, aman, çıkmasın. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın diye bir dizi vardı biliyor musun? <laughs> aman bir tatsızlık çıkmasın. Şimdi bunlar bu kadar kötü hakemken sen bana diyorsun ki Volkan oldu kötü mü? Keşke olsaydı. Fark etmez. Anladım. Fark etmez. Onun için ben yıllardır bağırıyorum. Hiç olmazsa derbi maçlara yabancı bir hakem. Şimdi, al onu al onu vur tekisine derler bak, ya onun gibi. Çok güzel bir örnek vereyim sana. Mesela ee, şimdi. Derbi maçının hakemi açıklanıyor, değil mi? Hı, hı. Diğer ki mesela Hüseyin Göçek açıklanıyor. Bir bakıyorsun Hüseyin Göçek'in Galatasaray formasıyla resmini koyuyorlar. Her evet her zaman çıkıyor. Hemen sosyal medya. Evet, değil mi? Doğru. Heh. Ya da bir başka hakem açıklanıyor. Adam fi tarihinde gençken Fenerbahçe maçına gelmiş tribündeki bir resmini buluyorlar. Anladın mı? Bak bu doğuştan fenerli. Fener tribünü. Bak bunun üstünde Galatasaray forması var. Bu Galatasaraylı. Bunların hepsinin üstüne bir şey var bir kere değil mi? Bir yafta var yapıştırılmış. Adam pazar günü mesela normal bir hatada yapsa Volkan Bayarslan. Diğer adam hata yaptı. Beşiktaş kaybetti. Ya da hata yaptı Fenerbahçe kaybetti. Adamın gebetesi çıkacak. Annesinin babasının Beşiktaş formasıyla resmi. Yok arabasının plakası B ile başlıyor. Acaba Beşiktaşlı mı? Fenerle ile. Yine... Aslısı mı olduk Tabii. hocam? Tabii ki. çıkacak. Ya hocam en kötüsü ne biliyor musun? E? Dün Adama atandı Volkan Bayarslan. Ne? Sitelerin bazılarında şöyle çıkıyor. İşte Volkan Bayarslan'ın yönettiği 7 maçı Beşiktaş kazandı. Başka bir sitede. 4 maçı Beşiktaş kazandı, üç maçı Fenerbahçe kazandı. Gördün mü? Orada bile bir şey yok. E işte or orada bir anlaşma, orada illa illaki bir yerden gireceğiz. Bak bu dediğin beni teyit etmiyor mu? Aynen yüzde. hemen 100... bir gebete çıkarılır, hemen bir istatistik çıkarılır. Bu baskı altında zaten beceriksiz, yeteneksiz olan hakemin maç günü böyle ila hayat titriyor. Diyor, İyice şaftı kayacak öyle. değil evet. mi hocam? Tabii düdüğü onun için bazıları bağlar eline diyor. <laughs> Heyecandan düşürmesin diye. Pahalı düdükle yönetirler falan. Bir, barda, bir yudum su iç hocam. Evet. Bugün şişeden içiyorsun hocam. Şiş ama daha iyi. Asıl su böyle içilir. Öyle mi? Tabii ki. Hocam ben mesela mas böyle bardak konuyor ya masaya kibarlık evet. olsun diye. Ben ki bardakla su içerken zevk almıyorum. Şişeden içmek istiyorsun. Evet, evde de genelde mesela anladım. Böyle içince bak. Oh, ne <laughs> ya, ses çıkardın hocam. Evet, mesela bardakta olsa <laughs> böyle içemiyorum ben. Anladım. Onun için hocam böyle... e, ayıp değil değil mi öyle yok, içmek? Ne he? ayıp olsun hocam su içmek ne ayıp olsun? Hocam ya, ne bileyim. Tabii Kundus... millet dediğin gibi Böyle canlı yayında masalara vura vura bağırıyor. Ayıp olmuyor da. Biz <laughs> Hocam su içmişiz. O hakemlerden açılmış sana küçük bir örnek vereceğim. Kudüs Müftüoğlu vardı. Hakemliği bıraktı sonra MHK başkanı oldu. Adamın lisede arkadaşlarının yazdığı yıllığı bulmuşlar. Yok adam Galatasaray Vurlar demiş. Mi? Yok Yıllarca adam onunla e, gündeme Abi, geldi. Öyle mi? bir durum. Ama Ahmet Hoca şöyle bir şey söyledi. Hoşuma da gitti. Vurlar. Dedi ki Türk futbolu bir lağımdır dedi. Ben de dedi o lağımda baba fareyim dedi. Yıllarca dedi bu lağımın içinde kişiler değişir, insan... Meydan bulantı. Niye hocam? Ahmet Hoca... Fare ne? Laham faresi ne ya? Ay hiç sevmediğim hayvandır fare. Yani güzel bir hayvandır, sevimlidir ama o şeylerde hani çizgi filmlerde bir iki fare o tamam ama gerçek fare... Laham faresi mi Ahmet Çakal? Bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Hoca bak sineği yedi yemin ediyorum hiçbir şey affetmez hocam. Ahmet Fale Hoca... Fare yer Yer mi yer, fare? Yer, yer. Yok ya fare yemez hocam. Üstü zataya düşelim diyor. İlk diyor Sinan'ı yerim diyor. Eti butu güzel diyor. Adam bizi yiyecek insan yer. Fare yemez mi o ya? Fareyi böyle hop diye yutar o ya. İnsan etiyle Ahmet besleniyor. Çakır. Tabii i̇nsan ya. İnsan etiyle besleniyor hocam. Evet apoyu seviyorum diyor. Tamam mı? Ama apoyu arasına diyor. böyle bir yokluyor değil mi hocam seni? Mesela diyor ki Sinan'dan diyor güzel diyor şey çıkartıyor. Bonfile. Diyor. Bonfile çıkartıyor o kaşere mesela. Ben sen Ahmet hocam sen... söyledim Ahmet hocam ben eğer adada ölürsem benim külbastım iyi olur dedim. Külbastı. Evet benim külbastım iyi olur. Benden hani böyle şey çıkma benim külbastımı yap dedim. Ama yani. düşerseniz de Faro adalarına düşmeyin hocam. O adayı sevmiyorum ben Faroa'yı. Yani yine dönme Allah aşkına. Yok yok. Dönme. Sadece hayır oraya dönme. Ama maça ediyor Ömperu ediyor. Tamam ama hocam ama. neyse hemen geçiyorum Abi, hocam. Boş ver, şimdi hocam. Oradan. Keçi Beşiktaş... varmış orada 80 bin keçi var. Neyse boşver hocam şimdi. Ama hatırlatıyorsun sonra boş. Be ver. Beşiktaş Fenerbahçe. Hayır, Evet. Favorin Beşiktaş mı hocam? Benim favorim bu maçta yok. Beraberlik mi diyorsun? Neden beraberlik eğer diyorsan hocam? Beraberlik olmayacak. da. yani favorim yok derken şöyle beraberlik olmayacak maçta. Bir taraf yenecek. Hı -hı. Kimin yeneceğini kestiremediğim için Hı -hı. favorim yok diyorum. Ha maçı berabere bitireceğini düşünmüyorum. İki takımdan biri yenecek. Hı -hı. Ama bu hangisi? Onu kestiremiyorum. Farklı bir skor olur mu Onu hocam mesela? Böyle e, çok 3-0, 4-1 3-2 böyle çok gol atılır mı yani? Ben zaten öyle Yüksek bekliyorum. Yüksek tempolu bir maç olacak ama ben tahminimde 3-2 bir skor vermiştim. Fenerbahçeli olduğum için. Ben maç ne demiştim. Pazar günü hmm. beyaz futbolda 3-2 Fener kazanır demiştim. Öyle bir skor bekliyorum. Ama yani öyle bir skor ben de bekliyorum. 2-2, 3-1, 3-2 falan. Neden hocam Peki? Ama Neden e, 3-2 kazanır? Kim kazanır? Onu bilemiyorum. Yani ha. çözemiyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi bu bu derbi hı hı. bu derbi hani her derbide favori yoktur işi. Ben ona pek katılmam. Ben söylerim. Yani favorimi söylerim ama bu sefer söyleyemiyorum. O mesela o Sinan Engin'in lafıdır. Mesela Sinan Engin derbilerde hakikaten hep her zaman her derbide şeyli konuşur. İhtiyatlı. Abi bu derbidir der. Ben de ben mesela değil mi? Derim biz. Sen bir fikir beyan Bu sefer Sinan Engin pozisyonuna düştüm. Hmm. Yani bir bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Denk şöyle. kuvvetler olduğu için mi hocam yoksa? Denk kuvvetlerden ziyade şöyle karşılıklı ölçüyorum. Hı -hı. Mesela bu maç, bu maç Hı -hı. Fenerbahçe statında oynansaydı pazar günü. Fenerbahçe banku. Çünkü, evet. Favorim Fenerbahçe derdim. Hemen hemen. Hiç bak. Açık. Net. Aha. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynandığı için favorim yok diyorum. Favorim kesin Beşiktaş diyemiyorum. Hı -hı. Ama Beşiktaş maçı kazanır mı? Kazanabilir. Peki niye böyle diyorum? Hı -hı. Niye yani? Çünkü ben Son dönemlerde. Son dönem değil. Artık kaç sene oldu bilmiyorum. Hani bu kural çıktı ya. Hı hı. Artık deplasmana seyirci götüremiyorsun. Götürsen bile küçük bir... O da bir ayrı bir saçmalık hocam. E onu da konuşacağız. Ya da hayır. izin verilse bile az bir topluluk gidiyoruz. 1250 mesela. Eskiden bizim dönemimizde biliyorsun. Yarı yarıya. Yarı, yarı yarıydı. Evet. O zaman zaten sağ taraftar avantajı diye bir şey yok. İnönü'de oynarken de kim favorisi onu söylerdik. Fener statında oynarken de favori belli olurdu. Hı hı. Takımların durumuna göre. Şimdi statlar bu hale geldikten sonra... Derbi maçını kendi sahasında oynayan takım maça bir adım bir tık önde öndedir. Bak. Bir tık öndedir. Evet. Beşiktaş'ta böyle baktığında bitik tık önde. Hmm. Azgın bir seyirci topluluğu, azgın kelimesini kötü anlamda söylemiyorum. Yani destekleyen, abi, güç abi, katan. Yani olağanüstü, normalın üstünde maça konsantre olmuş. Azgın hmm. derken onu söylüyorum yani. Takımını gaza getiren. Gaza getiren, futbolcuyu acayip i̇nandıran, motive eden, inandıran evet. hakemi... Korkutan, bask baskı evet. altına elini titreten bir şey taraftar topluluğu olacak bu çok önemli. Hıh. Hı. oyuncuları sindirebilirler de anladın mı hı hı. sahaya küçük küçük müdahalelerle olabilir hani böyle bozuk paralar şunlar bunlar falan bunlar olacaktır görürsün. Allah daha büyük olaylar falan Allah kaza bela. Hani öyle olmasın da İnşallah maçta yani. bir sıkıntı olmasın ama bu tip olaylar olacaktır. Dolayısıyla böyle bakınca Fenerbahçe için çok zor bir maç. Çok zor bir deplasman olacak. Hı hı. Çok zor bir deplasman olacak. Bu açıdan diyorum yani bu açıdan Beşiktaş'ın maçı kazanma ihtimali yüzde 50 hatta biraz üstü bence yüzde 51 yüzde 51 diyorsun gibi evet öyle diyorum tamam Hı -hı. mı ama diyorum Kadıköy'de olsa yüzde 65 yüzde 60 Fener kazanır bunu niye diyorum Hı -hı. İki takım arasında korkunç farklar olduğu için değil maç atmosferi artık öyle getirdi Valer'in İsmail şimdi düşünüyor her ne kadar biz hocamızla devam edeceğiz falan filan diyorlar ama Hı -hı. yani içeride bu hafta sonu bir Fenerbahçe galibiyeti. Anladın mı? Ben hocayla devam edeceğim. Vallahi sen onu söyleyen başkana söylüyorum. Senle kim devam eder? Ya eğer bu maç sen kendine bak önce. Beraberlik olsa da aynı şeyi düşünür müsün beraberlik hocam? Beraberlikte yine Beşiktaş'ta büyük dalgalanmalar hmm. olur. Yani kötü olur Beşiktaş için. Beşiktaş kazanmak zorunda. Bu iki haftalık kötü gidişin izlerini silmek için tekrar ligde ben bu şampiyonla herkes kadar ortam, bütün şampiyonluk rakipleri kadar ortam demesi için tek çaresi var kazanmak. Kazanmak. Kazanamadığı an şampiyonluktaki diğer rakiplerinin bir tık altına düşer. Hele kaybettiği an. Anladın mı? Düşünsene Fenerbahçe'nin bu durumu nereye gelir. Zaten met edilen bir Fenerbahçe var. Bir de gidip orada Beşiktaş'ı yendi mi bu Fenerbahçe'nin. Ben gazete manşetlerini şimdiden hatırlıyorum. Fener yenerse. Yani hayır. Şimdiden gözümün önünden geçiriyorum. Bu Fener'i kimse tutamaz. Başlık atılabilir. Beşiktaş'ı da orada yenerse mı mı? Fenerbahçe durdurulamıyor falan filan. Böyle şeyler olur. Pazerbahçe Bahçe de evet, evet, hocam. Bu, evet bu camia şimdi daha da morallenir. Beşiktaş'ta zaten böyle bir seri olan bir camia bu mağlubiyette iyice yıkılır. Futbolculara taraftarlar sulanmaya, salça olmaya başlarlar Ö önümüzdeki maçlarda. Yani hocam. Kırlama tabii maçı. ki. Tabii ki dolayısıyla Beşiktaş için olmazsa olmaz bir galibiyet şart. Hı. Fenerbahçe bir beraberlikte olsa hiçbir yara olmaz. Hatta bir mağlubiyette Sadece bir derbi kaybedildi diye üzülür Fenerbahçe taraftarı. Ben de mesela üzülürüm. Fenerbahçe taraftarı da üzülür. Ama Fenerbahçe'de bu hoca nedir? Jesus gitsin. Jesus bugün takımı duman etti. Bu oyuncularla bu senede şampiyon olunmaz diye bir şey söylenemez. söylenmez. Söylemezler yani. Anlatabiliyor Peki mi? beraberliği Fenerbahçe açısından e, başarı olarak görür müsün hocam? Ben büyük başarı olarak görmem ama şunu görürüm. Evet. avantaj olarak görürsün hem avantaj, deplasmanda Beşiktaş karşısında tabii deplasmanda rakibine yenilmiyorsun hı hı. ikinci yarı Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacağın için bir avantaj elde ediyorsun ayrıyetten de bir puanda bir puandır der Değil bir maçında de rakip Beşiktaş, sağ rakip sağda evet. korkunç bir sevinç olmaz ama derler yani ya kötünün iyisi gibi hı. hani 40 katır mı kırk satır mı yenilmekten ha, iyidir hani, beraberlik hani, bir tanesini orada tercih edebilirsin katır olsun hani işte satır satır olsun daha çabuk gidiyor falan gibi hani Anladın Yenilmekten çok daha iyidir. Moral açısından. Yine beraberlik seni üstü tutar. Ama galibiyet alev almış takımı daha da fena hale getirir. kazandırır. Tabii. Fenerbahçe de mağlubiyet çok kötü bir şey yapmaz. Ama Beşiktaş'ı yine bundan 4 hafta 5 hafta öncesine götürür. Valizlen İsl İsmail diyebilir miyiz? Valizlen. Öyle demişti ya sosyal medyada. Kim? Rock demişti yanlış hatırlamıyorsam. Valizlen İsmail. Valizlerini hazırla anlamında. Duymadım ama güzelmiş kim söylediyse güzelmiş ya. Evet. Hani hani evet. her an volta olabilirsin. evet. Böyle ama yani işte söylüyorum millet bu kadar önemli. Evet. O bu deplasman şeyi çıktığından beri türbin olayı artık çıktığından beri iç sahada oynayan takım her zaman bir adım öndedir kardeşim. Bir tık öndedir. Evet abi bu. Seyircinin aynen öyle. katkısıyla. Şimdi şu maçın şu havayla şu atmosferde 55 bin 50 bin Fenerli'nin önünde oynansaydı daha rahat konuşmaz mıydık? Tabii. Derbide bazen biliyorsun değil mi? Hocam. Bazen, bazen değil çoğu zaman kötü durumda hasta gibi düşün. Öyle bir panzehirdir ki o antibiyotiktir ki o derbi galibiyeti. Kendini derbi maçı, evet. Bir doz böyle derbi maçı alırsın antibiyotik gibi gelir. Kendini hasta bir futbolcu zırt diye dikilir ayağa kalkar. <laughs> hani Beşiktaş için antibiyotik bir maç. Antibiyotik. Hani anladın mı? Fena maçı yendiği an kendileri sağlığına kavuşacak. Sağol. Evet, evet, Bravo. evet. Hocam çünkü hep derler ya e, derbide favoriler kaybeder diye. Yok. O da 3 aşağı 5 yukarı doğru doğru mu hocam sence? Yok yok yok. Yani bir yok, şey yok. Ee,